medya masallarına gelelim. Basın bitmiştir sözü de size ait. Yani basın niye bitmiştir? Ayrıca Türk basında beğenerek takip ettiğiniz hiç kimse olmadığını söylüyorsunuz ama biz sizde önceki ve şimdiki programı yapmadan basını taradığımız zaman görüyoruz ki siz Türk basında beğenerek kimseyi izlemeseniz de takip etmeseniz de medya sizi takip ediyor. Çünkü neredeyse röportaj yapmadığınız gazete kalmamış. Tam sayfa, yarım sayfa, önemli boyutlarda röportaj yapmışlar. Televizyonlar yapmış. Bunların bir kısmı kitaplaşmış Türk medyasında. Onlar sizi takip ediyor ama siz onları takip etmiyorsunuz ve basın bitmiştir diyorsunuz. Niçin? Ha, yeteri kadar takip ediyorum. Bizim eve, çalışma dairesine 3 gazete geliyor. 3 dairemiz var bizim. Sonra değiştiriliyor fakat ben radikali 6 Ekim'den itibaren kendi çalışma daireme sokmuyorum. Ve Cumhuriyet'i sokmuyormuşsunuz. Evet, Cumhuriyet de geliyor pazarlara. Ne günah işlediler size göre Radikal ile Cumhuriyet gazeteleri? Vallahi Radikal'i bilmem ama size de yararlı olur diye getirdim. Yeni Harman'da Osman Nuri Bey'in bu sayısında demeci var. Osman Nuri Bey bizim müsteşarımızdı başbakanlıkta, planlamada. Çok kibar bir adam. Odacı geldiği zaman da ayağa kalkardı. Burada iki önemli. Turgay Ciner diyor, İlhan Selçuk'a fıkra yazdırıyorlar diyor. Artık ona da izin veriyor. Turgay Ciner'in gazetesi diyor. Ki ben de ona katılıyorum. İkincisi de bu diyor galiba koçlarındır diyor. Onun için mi? Ne? Yani öyle demesine ne sakınca var? Yani iyi bilgiler bunlar. Osman Nuri Bey gibi hem Hürriyet gazetesinde çok üst düzeyde konuşmuş. Hem de Nadir Nadi Bey'in yetti emini olmuş adam. O da sokmuyorum diyor Cumhuriyeti diyor 4 senedir. Çok kibar bir adam, benim gibi değil. Çok beyefendidir, iyi bir beydir. Ben niye sokayım? Siz demek ki başkalarından da etkileniyorsunuz. Hayır. Çok güvendiğim benim müsteşarım. Ayrıca kişi olarak çok iyi bir... Osman Nuri Bey'in söylediği ne? Torun. O başbakanlık müsteşarlığı yaptı. İlk plancılar olarak İsmet Paşa'ya karşı istifa etti. Yani televizyonu 5 yıl geciktiren grupta mı o da? Hayır. O benim yetkimdi. Evet. Biz küçücük insanlardık. Orada bunlarla uğraşıyorduk. Dolayısıyla bu basının bittiğini bakın. Basının bittiğini nerede görürsünüz? Başka bir yere gitmenize gerek yok. Şimdi birinci sayfada eskiden manşet diye bir nokta vardı. Biliyorsunuz ben de gazetecilik yaptım. Çok üniversiteden kovulduğum için Yankı'da çalıştım. Mehmet Ali'nin yanında. Ondan çok öğrendim Kışlalı'nın yanında. Cumhuriyet'te çalıştığım günler hayatımın en güzel günleridir. Şöyle bir 165 bin, 170 bin satardı. Bir nedir? Ona. Ha şimdi gazeteye geliyorsunuz. Yarıya kadar manşet. Artık. Bu demek ki biz küçüldük. Bunu yap. Hiçbir de etkileri yok. Sadece bir kampanya yaptık. Cumhuriyeti sevmiyorsunuz. Hürriyeti seviyorsunuz. Hürriyeti nereden sevdiğimi çıkartıyorum. Hayır, ilanlar için alıyorum. Hayır efendim. Hürriyette ben devletin içindeki eğilimleri Hürriyet'ten okurum. Ne olursa olur, ister beğeneyim, ister beğenmeyeyim, Hürriyet'te Türkiye nereye gidiyor onu görüyorum. Şimdi neyi görüyorum? Hürriyet, bir takım iblisler ve bir de melekler Türkiye'si olarak gösteriyor. Onu oradan alıyorum. Ama doğrusu şu anda bana kızmaz inşallah. Oktay Ekşi'yi hiç okumuyorum.